Şimdi sabah bir haber vermiştim. Önemli. Fox'ta bir dizi var. Kızıl Goncalar. Bu tabii kıyamet kopartılıyor. Bazı tarikat ve cemaatlerin çok tepki gösterdikleri, bazı çekim izinlerinin iptal edildiği, trollerin saldırıları vesaire vesaire var. Dün öğrendim ki, bunu da özel haber olarak sizlere aktarayım. Birebir kaynağından aldığımız bir gelişme. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bakın o da muhafazakar dünyanın önemli siyasilerinden bir tanesi. Faruk Turgut'u aramış. Faruk Turgut kimdir? Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı. Geçmiş olsun demiş, diziyi beğendiğini ifade etmiş. Sakın ola demiş, eleştirilerden etkilenmeyin. Önemli bir şey yapıyorsunuz. Özellikle kent muhafazakarlarının ilgisini ben önemsiyorum demiş. Ben de bir akademisyenim demiş. Hocanın böyle bir telefon mesajı geldiğini ifade edeyim. Dün de dikkatimi çeken yazılardan bir tanesi Ertuğrul Özkök'ündü. Ertuğrul Bey de tabii her zamanki gibi böyle bir bakmış. Bütün bu tartışmalardan sonra reyting tablolarına bakmış ve dizinin reytinglerdeki üstün başarısından sonra analizler yapmıştı. Hani ne oldu o tarikatlar, cemaatler, bakın Türkiye halkı, halkımız bu diziyi izledi şeklinde bir yazı kaleme aldı Ertuğrul Özkök. Ama günün manşeti şu: Ahmet Davutoğlu'ndan Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut'a bir telefon gitti. Destek ve dayanışma telefonu. Bunu da kamuoyuna biz aktarmış olalım. Sosyal medyaya devam edelim. Keyfi karar olmaz dediğimiz bu özel sabahta Hüdapar'ın özellik tartışılabilir açıklamasına Adalet Bakanı'ndan veto, söz konusu olamaz, kabul edilemez dedi. Hükümetten çıkan bu sesi de önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz. Hüdapar tam da şehitlerimizin yasını tutarken bu konuşmayı neden yaptı? Soru bu. Recep Tayyip Erdoğan tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diye saysın. Der ki federasyon olursa, der ki eyalet olursa tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet olmaz. Ağzına geleni söyleyen Devlet Bahçeli, ağzını aç da konuş bakalım. Bu sistemin olumlu yönlerini de sen anlat ittifak ortağın yerine. 85 milyon şehitlerin yasını tutarken Hüdapar Genel Başkanı'nın özellik ve federasyon sözleri büyük tepki çekti. Diyoruz ki, aynen okuyorum, bakınız. Olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Utanmıyor musunuz? Gazsarokan'ın kemiklerini sızlatıyorsunuz, kemiklerini. Hizbullah'ın uzantısını, bütçenizi savunduruyorsunuz. Sizin nereniz milliyetçi? Bütçe görüşmelerinin son günüydü. Hüdapar Genel Başkanı'nın sözleri genel kurula adeta bomba gibi düştü. DEM Parti kürsüye gelince Meclis Genel Kurulu'nu terk eden, CHP'li vekilleri dinlemeyen Bahçeli, Yapıcıoğlu'na ses yükseltmedi, sözlerine itiraz etmedi. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. Düşman istemiyoruz. Katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz. Bahçeli MHP grubuna seslenirken de ittifak ortağı Yapıcıoğlu'nun skandal ifadelerine hiç girmedi. Ortak bildiri üzerinden CHP'ye yüklenmeyi tercih etti. Özgür Özel'den karşılık gecikmedi. Kimler kimlerle beraber, kimler kimlerle beraber. Demokrat Parti'den de Bahçeli'nin tutumuna tepki geldi. İzmir Milletvekili Salih Uzun Halk TV'nin konuğuydu. Bir ilke varsa, efendim bu ülkenin bölünmesiyle ilgili bir meseleyi dert ediyorsak ve bunda ilkesel bir tavır koyuyorsak, benim yanımda, benim yakınımda diye başka bir tavır gösteriyoruz. CHP'liler konuşurken salon terk edildi ama Hüdaparlılar konuşurken salon terk edilmedi. Milliyetçi Hareket Partisi arkadaşlar tarafından ve Sayın Genel Başkanı tarafından. Burada çok dikkat çekici bir şey yok mu? Önemli bir çelişki. Öyle değil mi? Yapıcıoğlu'nun sözleri karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan suskun kalırken haberciler iktidar cephesinden ilk yorumu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan aldı. Bunların tartışılması bir kere söz konusu olamaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Anayasamızın 3. maddesi açık. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dolayısıyla değiştirilemez maddelerin tartışılmasıyla ilgili bir durum söz konusu olamaz. Bu arada bir meslektaşımdan da Mehmet Ali Dim de bir bilgi göndermiş. Artık Bakanlar Kurulu demiyoruz diyor. Cumhurbaşkanı kabinesi diyoruz. Bakanlar Kurulu parlamenter sistemle birlikte tarih oldu. Yeni sistemde sadece kabine deniyor. Mehmet Ali Dim de bu bilgiyi bize göndermiş efendim. Biraz sonra deprem bölgesiyle ilgili bir konuğum olacak. Savaş da bana deprem bölgesini unutturmayın diye mesaj göndermiş. Ve biliyorsun ilk kez 2018'de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Şimdi bakın, kendisi de bu konuları yaşamış bir isim. Prof. Dr. Mehmet Altan bir bilgi gönderiyor. Sevgili İsmail, biraz evvel hocayla da konuştuk ya, Osman Can hocayla. Sevgili İsmail, biliyorsun ilk kez 2018'de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi benim için Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı uygulamamıştı. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ağır eleştirmişti. Can Atalay kararında bu açıdan önemli bir vurgu daha var. AYM kararının uygulanmaması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benim için verdiği kararı hatırlatıyor diyor. Ya işte bunlar aslında Türkiye'nin bunları aşması lazım ya. Hukukun üstünlüğü, anayasal sistem, anayasanın bağlayıcılığı, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların bağlayıcılığı gibi hükümler efendim. Sosyal medyaya devam edelim. Bu arada memleketten bir kitap geldi. Kütahya'dan Miami'ye Hüsnü Olçar yazmış. İçinde notlar var. Hatta belli bölümleri böyle işaretleyerek göndermiş. Hüsnü Olçar'a da çok teşekkür ediyorum efendim. Bu sabah itibariyle elime geçen kitaplardan bir tanesi. Sosyal medyaya devam ediyoruz. Keyfi karar olmaz. Deprem bölgesiyle ilgili haberlere de devam edeceğim. Konuğum da geldi. Arkadaşlarım beni bilgilendiriyorlar. İyi Parti, Sayın Özel'e yönelik bu tutumu doğru bulmuyoruz dedi. Hani Özgür Özel'e yönelik suçlayıcı, ağır ithamlar içeren ifadeler var. İyi Parti'den bizzat sözcüsü Kürşat Zorlu'dan bu konuda bir açıklama ve Özgür Özel'e destek geldi. Duvar manşet yapmış bunu. Ve Cumhuriyet gazetesinde bu neymiş? Cumhur'un elemanı Sinan Oğan Londra'da ortaya çıktı. Tabii bir süredir soruyordunuz. Dün hatta bir izleyenim de plana sadık kaldı, soluğu Londra'da aldı diye paylaşımlar yapmıştı. Tam da Christmas zamanı, Noel zamanı, pardon Christmas'la ilgisi yok. Tam da nasıl diyeyim, tam da yılbaşı zamanı Sinan Oğan Londra'ya gitti. İşte aile ziyaretleri yapıyorum dedi, ondan sonracığıma öyle bir açıklamasını gördüm. İşte aile ziyaretleri dedi galiba. Galiba ailesinden bazıları Londra'daymış. İşte yeni yıl öncesi. Tam da tabii Christmas'a denk geldi. Londra tabii ışıl ışıldır şimdi. Sinan Oğan orada hayatın ışıltılı taraflarının tadını çıkarıyor. Ne diyordu izleyenim dün? Plana sadık kaldı, soluğu Londra'da aldı. Gazete manşeti gibi. Ankara'dan bir haber. Bunun haberi var. Bir dakika arkadaşlar, bunu istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında depremlere genel bakış ve alınacak önlemler konferansına ev sahipliği yaptı. Hocamız Naci Görür, ahaliyi uyandırma çalışmalarını ve çabalarını olanca hızıyla sürdürmekte. Şimdi deprem meydana geldiği zaman gündeme gelen bir doğa olayı. Fakat bir gerçek var ki Türkiye'nin hemen hemen her tarafı ileride deprem üretebilecek nitelikte. Bu çözüm için önemli olan halkımın tutumu ve davranışı. Demek ki biz deprem olmadan veya başka tür afetler olmadan hazır olmamız gerekiyor. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Afet olduktan sonra yapılacak işle afet olmadan önce yapılacak tedbirler arasında çok fark var. Bunları da değerli hocamızdan dinleyeceğiz ve inşallah eksiklerimizi görüp hızlı bir şekilde dirençli bir kent olarak afete hazırlık yapmak bizim ana görevimiz olacak. Bu zararları en aza indirgemek için biz yerel yönetimlere çok önemli görevler düşmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı olarak afetleri en az zararla atlatmak için her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Doğa kaynaklı risklere karşı dirençli toplum, dirençli kentler yaratmamız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu haberlerdeki çeşitlilik başını döndürmüş Filiz Hanım'ın, ama iyi ki varsınız diyor. Bütün haberleri sizden öğreniyoruz. Hiçbir şeyi saklamıyoruz. Saklamayız efendim Filiz Hanım. Saklamayız. Ama şöyle bir özet yapayım. Yeni uyananlar da var. Bütün bu gelişmelerin dışında mesela İsveç. İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet diyoruz. Meclisteki komisyonda kabul edildi. Joe Biden'ın ve ABD'nin gözü aydın diyelim. Bu önemli gelişmelerden bir tanesi. 2. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili şikayeti geri çekti. O emekçimizin, motokuryenin eşi şikayetini aldı efendim, geri aldı. O da günün gelişmelerinden. Spor dünyasından önemli bir gelişme. İmparator Fatih Terim Panathinaikos'a gitti. Ergin Ataman basketbol takımının başında, Fatih Terim de futbol takımının başında.